Merhaba arkadaşlar örgü kanalıma hoş geldiniz. Kız bebeklerimiz için hem kolay hem de çok şık bir body tulum yaptım. Bugün bunun anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu tulumun tarifi bana ait değil arkadaşlar. Sizlerden gelen yoğun istek üzerine ben anlatımını yapıyorum sadece. Tulumun örgüsüne buradan gövde genişliğine göre zincir yaparak başlıyoruz gövde bölümünü yapacak olduğunuz bebeğin büyüklüğüne göre tamamlıyoruz. Bu bacak bölümlerini yapıyoruz bakın. Fırfırlı çalıştım arkadaşlar. Kız bebekleri için bu şekilde fırfırlı bacak örgüsü yaptım. Bacak örgülerinin bitiminde bu gövde bölümüne devam ediyoruz. Modelli bölümü yapıyoruz. Bakın kol uçlarında da fırfır yaptım. Tulumu buradan düğmeli yaptım. Bebeğe giydirip çıkarması kolay bakın. Bebeğin bezini değiştirmek için tamamen çıkarmaya gerek yok. Burayı açarak çok rahat kullanılabiliyor. Arkadan da düğmeli yaptım arkadaşlar. Aynı burada olduğu gibi bakın giydirip çıkarması kolay olsun diye arkadan iki tane düğme yaptım buraya. Siz bu düğme yerine bebeği rahatsız eder derseniz bağlamalı olarak da yapabilirsiniz. Buraya ip kordon yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu şekilde çok kolay. Arka görüntüsü de böyle. Bitmiş olarak size ölçülerini söylüyorum. Başlamadan önce fikriniz olsun. Bakın, ilk önce buradan başlıyoruz dedim. Buradan zincir yaparak kol altından gövde genişliğini ölçüyorum. 24 santimetre. Inç olarak çalışan arkadaşlar var. Benden yorumlar bölümünden inç olarak da ölçü istiyorsunuz. Onlar için ölçüyorum buçuk inç yüksekliğini ölçüyorum bakın buradan omuz bölümünden tam yüksekliğini ölçüyorum 40 santimetre inç olarak da ölçüyorum. 15 bakın 15 inç ya yüksekliğini ölçüyorum arkadaşlar kol altının buradan bacak bölümünü başladığımız yere kadar olan yükseklik 18 santimetre inç olarak ölçüyorum 7 inç bu ölçüde 6 aylık bebek için güzel bir ölçü benim size söylemiş olduğum bu standart bebek beden ölçüsü arkadaşlar sizin bebeğiniz kilolu ve yapılı bir bebekse 3 aylık bebeğe olur. Zayıf bir bebek ise 1 yaşına kadar çok rahat kullanabilir. Bakın çok kolay ve güzel bir model. Örgüde iplik olarak ben bugün Alize Baby Best markalı bir ipliği kullandım. Kullandığım iplik üzerinde 100 gram iplikte 240 metre var. Renk numarasını soran arkadaşlar için de bakın 161 arkadaşlar. Siz bunu İstediğiniz marka iplik ve renkleri kullanarak örebilirsiniz. Erkek bebek için de yapabilirsiniz arkadaşlar. Erkek bebek için yapacaksanız bu fırfır bölümlerini yapmadan düz bir şekilde yapabilirsiniz. Tığ olarak da ilimin sıklığına, ipliğin kalınlığına uygun olarak 5 numara 3 milimetre tığ kullandım. Yumuşak olsun diye arkadaşlar 3 milimetre tığ kullandım. Siz isterseniz 3,5 milimetre tığ kullanırsanız daha büyük ve daha yumuşak olacaktır benimle aynı sayıda başlayıp elinizde sıkıysa benim yaptığım ölçüden daha küçük olacaktır santimetre olarak da ölçülerini ölçtüm size arkadaşlar benim elimin sıklığına göre bu sayıda başladım bu büyüklükte bir tulum elde ettim düğme olarak da iki tane arkaya üç tane de A ortasına olmak üzere toplam beş tane düğme kullandım Buna takım yapmak isteyenler için bakın bu şekilde çok güzel bir saç bandım var. Takım şeklinde oluşturabilirsiniz. Buna uygun olarak bir de güzel ayakkabılar var bakın. Aynı renk çalışmış olduğum güzel bir ayakkabı var. Bu her ikisinin anlatımını ben yaptım. Youtube kanalıma yükledim. Eğer siz de bunun gibi güzel bir kombin takım yapmak isterseniz Bunların anlatımlarını ben YouTube kanalımdan bulabilirsiniz. Kolay bulabilmeniz için bu her ikisinin anlatımlarının olduğu YouTube linkini ben bu videonun açıklama bölümünü ekliyorum. Siz izlediğiniz bu videonun açıklama bölümünde bulunan kolay bebek ayakkabısı ve saç bandı linkine tıklarsanız siz de böyle güzel bir takım yapabilirsiniz. Biz bugün bu güzel ve kolay body tulumu yapacağız arkadaşlar. Hazırsanız hep birlikte bu güzel örgümüze başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklinde dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı da yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup beğeni ve yorumlarıyla da destek olan bütün arkadaşlara ayrıca teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Örgüye bebeğin gövde genişliğine göre zincir yaparak başlıyoruz. Zincir yapmak için ilk ilmeği ben bu şekilde yapıyorum. Bakın yavaş gösteriyorum arkadaşlar. Şu şekilde ilk ilmeği yaptım. Zincirleri yapmaya başlıyorum bakın. Çok sık olmayan zincirler yapıyorum. 92 zincir yapalım. 92 zinciri yaptım. Çok sıkı yapmadım bakın zincire. 92 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. 42 santimetre zincir uzunluğu var arkadaşlar. Benim elimin sıklığına göre 92 zincir 42 santimetre geldi. Siz 42 santimetre zincir için daha fazla veya daha az zincir yapmanız gerekebilir arkadaşlar. El sıklığına göre bu zincir sayısı değişebiliyor. O yüzden santimetre olarak ölçerek yaparsanız daha güzel olacaktır. Bakın şu şekilde bebeğin gövde genişliğine göre. Bebeğinizin gövdesine de bu zincirleri ölçebilirsiniz. Bu zincirler üzerine yarım trabzanlar yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 1 2 3. ilmeğe yarım trabzan yapıyorum. Yarım trabzanı bilmeyen arkadaşlar için gösteriyorum. Bakın arkadaşlar, tığ üzerine iplik alıyorum. Tığ ilmeğe takıyorum. İplik aldım. Bak tığ üzerinde 3 il ilmek var. 3'ün içinden bir defa da çekiyorum. Yarım trabzan oluyor bu şekilde. Her zincir üzerine bir yarım trabzan yapıyorum. Zincirler üzerine yarım trabzanlar yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Zincirler üzerine yarım trabzanlar yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bir sıra üzerinde 90 yarım trabzan oldu arkadaşlar. Bakın bu iki ilmek atladığımda bu da bir trabzan. Bununla birlikte 90 yarım trabzan var. Burada birleştiriyorum. Bakın şu şekilde düzeltiyorum. Tek parça şeklinde devam edeceğiz. Bakın düzgün gelmesine dikkat ediyorum. Burada bulunan şu ilmek ile bakın ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Burayı birleştirdim. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmekler üzerinde yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Örgü yarım trabzan şeklinde devam edecek. Bu birleştirme yaptığımız yeri bakın burayı da diğer tarafını da şu şekilde birleştiriyorum. Şu ilk zincirin üzerine tığı taktım. Bakın burada bir zincir kaldı. Ilmeği çektim. Bakın düz düzgün olmasına dikkat ediyorum. Ilmek aldım içinden çektim. Bakın burayı da birleştirdik. Boşluk kalmadı, açıklık yok arkadaşlar yarım trabzanlar yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım, son ilmek üzerinde de yarım trabzan yaptım. Bu son ilmek ile ilk yaptığım bu ilmeği ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın, birleştirme yaptığım yerin görüntüsü böyle. Bu bir sıra üzerinde 90 yarım trabzan var. Bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine bakın buraya yapmıyorum. Şu ilk ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere de yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Her ilmek üzerine bir yarım trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bakın bu ilmeğe de sıra sonunda yarım trabzan yapacağız. Bir sıra üzerinde yine 90 yarım trabzan olması gerekiyor. Bakın esnek bir yapısı oldu zaten arkadaşlar örgünün. Gövde bölümünün örgüsü bu 90 yarım trabzan ile devam edecek. Yapacak olduğunuz bebeğin büyüklüğüne göre gövde örgüsünü yarım trabzanlar şeklinde tamamlayalım gelelim. Gövde bölümünün örgüsünü 19 sıra yaptım ben arkadaşlar. Sayıyorum bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 santimetre olarak da ölçüyorum. Ölçtüğüm zaman 14 santimetre yükseklik var. Benim yapacağım ölçü için yeterli. Siz isterseniz bir sıra daha devam edebilirsiniz. Bu sıradan itibaren bu bacak bölümlerini ayırıyoruz arkadaşlar. Bakın ön ve arka bölümü örüyoruz. A ortasında birleştiriyoruz. Sıra sonunda ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştirdim. İpliği burada kesiyorum. Ön ve arka bölümü işaretlemek istiyorum arkadaşlar. Bakın bu bir sırada toplam 90 yarım trabzan var. Bunun yarısı ön bölüm yarısı arka bölüm için işaretliyorum. Şu arka ortadan sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. işaret yapıyorum. Diğer taraftan da sayıyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

42, 44. 44 ön bölümde, 44 arka bölümde var. Bakın birer tane de buraya işaretledim. Toplam 90 ilmek yapıyor. İlk önce arka bölümün eksiltmelerini yapalım. Bakın işaret yaptığım buradan. Şuralardan başlıyorum. Örgünün yönüne bakıyorum. Bakın örgünün ters tarafından yapmam gerekiyor arkadaşlar. Arka bölüm için ayırdığımız bakın bu işaret yaptığımız yerlere yarım trabzan yapacağız. Bu işareti yaptığım yer yan taraf arkadaşlar. Bak bunun yanında bulunan bu ilk ilmeğe ipliği bir defa bağlıyorum. Buradan bir ilmek yapıyorum. Bir zincir yaptım. Sağlamlaştırdım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Yanında bulunan ilmek içine yarım trabzan yapıyorum. Bakın bu ilk ilmeği yapmadım. Bunda bir kesme yapmış oldum arkadaşlar. Diğer ilmekleri de yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Bakın arka bölüme bu işaret yaptığım yerden bir önce başladım. Bu iplikli taraftan gidiyoruz bakın. Yarım trabzanlar yaparak bu işarete kadar devam edelim. Yarım trabzan yaparak bakın işaret yaptığım yere kadar geldim. Burada bakın işaretten önce bir iki ilmek var. Bu iki ilmeği birlikte yaparak kesme yapıyorum bir tane arkadaşlar. Bakın şu şekilde yarım trabzan yapıyor gibi çıkardım. Çıkarmıyorum bekletiyorum. Son ilmeğe tığ takıyorum. ilmek aldım çıkardım. Tığ üzerinde dört ilmek var. Hepsinin içinden bir defa da çekiyorum. Bir zincir yapıyorum. Bakın Kaç trabzan olduğunu sayıyorum burada. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 ilmek var bir sıra üzerinde. Bir sıra başında kesme yaptık Bir de sıra sonunda 2 ilmeği birlikte alarak kesme yaptım bir zincir yaptım bakın örgüyü çeviriyorum bu ilk ilmeği atlıyorum arkadaşlar ikinci ilmeğe yarım trabzan yapıyorum bakın bu ilmeği atladığım için burada bir kesme yapmış oluyorum ikinci ilmeğe yarım trabzan yapıyorum diğer ilmekleri de yarım trabzan yaparak devam ediyorum sıra sonunda 2 ilmek kalasıya kadar devam edelim sıra sonunda 2 ilmek kalasıya kadar yarım trabzanları yaptım. Bu 2 ilmeği birlikte yarım trabzan yapıyorum. Bakın şu şekilde çıkardım. Bekletiyorum. Çıkarmıyorum. Son ilmeğe tığ takıyorum. İlmek aldım. Çıkardım. Tığ üzerinde 4 ilmek var. Hepsinin içinden bir defa da çekiyorum. Bu bir sırada toplam 40 ilmek var arkadaşlar bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum tığ üzerine iplik alıyorum bu ilk ilmeği atlıyorum bakın bunun üzerine yarım trabzan yapmıyorum ikinci ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum diğer ilmekleri de yarım trabzan yaparak devam ediyorum sıra sonunda iki ilmek kalasıya kadar devam edelim sıra sonunda iki ilmek kalasıya kadar bakın yine yarım trabzanları yaptım bu iki ilmeği birlikte yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu bir sıra üzerinde toplam 38 yarım trabzan var. Bakın her sırada bir burada bir burada kesme yapıyoruz. 2 ilmek eksiliyor arkadaşlar. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu ilk ilmeği atlıyorum. İkinci ilmeğe yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklerde yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda yine bu iki ilmeği birlikte yapalım. Bu şekilde sıra başında ve sıra sonunda birer ilmek kesmesi yaparak bu arka bölümünü örgüsüne devam edelim arkadaşlar. Arka bölümün örgüsünü her sırada kesmeler yaparak 18 ilmek kalasıya kadar tamamladım. Bakın burada 18 ilmek var arkadaşlar. Sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 yarım trabzan var. Benim yapacağım ölçü için bu yeterli. Şöyle bakın düz taraftan bakalım. Kaç sıra yaptığımı sayıyorum. Bakın buradan başladım. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 sıranın sonunda yeterli arkadaşlar. Burada bitirmiyorum. 1-2 sırada düz yapıyorum. Bu sayı ile devam ediyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın bunu atlama yapmıyorum. İlk ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de yarım trabzan yaparak devam ediyorum kesme yapmadım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda bulunan ilmeğe de bakın bir yarım trabzan yapıyorum. Kesme yapmadım. Bakın birlikte yapmadım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Bir sıra üzerinde 18 yarım trabzan var. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Yine aynı ilmekler üzerine birer defa yarım trabzan yapıyorum. sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bu bir sıra üzerinde 18 yarım trabzan var arkadaşlar. İpliği burada kesiyorum. Bakın içerisinden geçirdim. Arka bölümün örgüsünü bitirdik. Buraya düğmeler dikeceğiz. Düğme iliğini ön bölüme yapmak istiyorum ben şimdi ön bölümü de yapalım ön bölümde aynı bu arka bölümü yaptığımız gibi kesmeler yapıyoruz ön bölüme nereden başlayacağıma bakıyorum bakın bu işaret yaptığım yerler vardı buradan bir iki ilmek atlıyorum üçüncü ilmeğe işaret yapıyorum bakın burada bir iki ilmek atladım üçüncü ilmeğe işaret yaptım diğer taraftan da aynı şekilde bir iki ilmek atlıyorum 3. ilmeğe işaret yapıyorum. Bakın. Arada kaç trabzan olduğunu sayıyorum bakın. İşaret yaptığımla birlikte 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 40 ilmek işaret yaptım. Örgünün gelişine bakıyorum. Ö, ters tarafından yapmam gerekiyor arkadaşlar. Bakın bu sarı ile işaret yaptığım yerden başlamam gerekiyor. Buradan ipliği bağlıyorum. Bir defa bağladım. Buradan bir ilmek yapıyorum. Bir zincir yaptım. Sağlamlaştırdım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bakın bu ilmeği atlıyorum. Buna yarım trabzan yapmıyorum. İkinci ilmeğe yarım trabzan yaptım. Bu işaret yaptığımı kestim bakın arkadaşlar. Eksiltme yaptım. Diğer ilmeklere de yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonunda bu işaretten bir ilmek öncesine kadar yarım trabzanlar yaparak devam edelim. Sıra sonunda iki ilmek kalasıya kadar yarım trabzanı yaptım. Bakın bir, iki işaretle birlikte iki. Bu iki ilmeği birlikte yarım trabzan yapıyorum. hepsinin içinden bir defa da çekiyorum bakın arkadaşlar ön bölümde de sıra başında ve sıra sonunda bir ilmek kesmesi yaptım bir sıra üzerinde 38 yarım trabzan var bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum tığ üzerine iplik alıyorum bu ilk ilmeği atlıyorum yine sıra başında ve sıra sonunda kesme yapacağız bunu atlıyorum kesme yapıyorum ikinci ilmeğe yarım trabzan yapıyorum Diğer ilmekleri de yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonunda 2 ilmek kalasıya kadar devam edelim. Sıra sonunda 2 ilmek kalasıya kadar bakın yarım trabzanları yaptım. Bu 2 ilmeği birlikte yapıyorum. Bu bir sıra üzerinde toplam 36 yarım trabzan var arkadaşlar. Bakın yine 2 ilmek eksildi. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmeği atlıyorum. Bunun üzerine yapmıyorum. İkinci ilmeğe yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklerde yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda bu iki ilmeği birlikte yarım trabzan yapalım. Bir zincir yapıp geriye dönelim. Ön bölümün örgüsü de bu arka bölümün örgüsünü yaptığımız gibi sıra başında ve sıra sonunda birer ilmek kesmesi yaparak 18 yarım trabzan kalasıya kadar eksiltmeler yaparak devam edelim. Ön bölümde kesmeleri 18 yarım trabzan kalasıya kadar yaptım. Sayıyorum bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Görüntüsüne bakalım. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Burayı daha devam edeceğiz. Düz devam ediyorum. Bu 18 ilmek ile devam ediyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Kaç sıra olduğunu da sayıyorum. Bakın kesmeyi yapmaya başladığım buradan itibaren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra oldu. Bu ilk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere de trabzan yaparak devam ediyorum. Kesme yapmadım bakın. Artık sıra başında ve sıra sonunda kesme yapmıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bir sıra üzerinde 18 yarım trabzan var. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Bir sıra daha 18 yarım trabzandan oluşan sırayı yapıyorum bakın. İlk ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Diğerlerinde yarım trabzan yaparak devam ediyorum yine kesme yapmadım sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna kadar tamamladım bir sıra üzerinde 18 yarım trabzan var bu sıraya düğme için düğme ilikleri yapıyorum bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum bu ilk ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum 3 düğme yapıyorum arkadaşlar bakın birisini bu kenara diğerini bu kenara birisinde ortaya yapıyorum düğme iliği için 2 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe yarım trabzan yapıyorum. Bakın. 2 zincir yaptım. 2 ilmek atladım. Yarım trabzan yaptım. 1, 5 yarım trabzan yapıyorum. Buraya bakın. 2, 3, 4, 5. 5 yarım trabzanı yaptım. 2. düğme iliği için 2 zincir yapıyorum 2 ilmek atlıyorum 3. ilmeğe yarım trabzan yapıyorum 5 yarım trabzan da buraya yapıyorum bakın burada 5 yarım trabzan yaptım buraya da 5 yarım trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 düğme iliği için 2 zincir yapıyorum 2 ilmek atlıyorum. Son ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Bakın 3 tane düğme iliği yaptım arkadaşlar. 1, 2, 3. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bunun üzerine bir sıra yarım trabzan yapıyorum. Bakın ilk ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. 2 zincir üzerine 2 yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Bu iki zincir üzerine iki yarım trabzan yapıyorum. Bu ilmekler üzerine birer defa yarım trabzan yapıyorum. Zincir üzerine iki yarım trabzan yapıyorum. Bir, iki, son ilmek üzerine bir yarım trabzan yapıyorum bu bir sıra üzerinde yine 18 yarım trabzan var bakın 2 4 6 8 10 12 14 16 18 bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum bu son sırada sık iğne yapıyorum arkadaşlar ilk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum diğer ilmekleri de sık iğne yaparak devam ediyorum sıra sonuna kadar devam edelim sık iğne yaparak sıra sonuna kadar tamamladım bir sıra üzerinde 18 sık iğne var arkadaşlar şeklini tekrar bir kontrol edelim bakın ön bölümün buraya düğme ilikleri yaptım arka bölümün buraya da düğmelerini dikeceğiz şu şekilde birleştireceğiz bakın a ortasına şimdi bacak çevresinden de fırfır bölümünde yapalım bu bölümü bitirelim arkadaşlar İpliği kesmiyorum. Bakın buradan devam ediyorum. Siz farklı renk ile yapacaksanız farklı renk iplik kullanabilirsiniz. 3 zincir yapıyorum. Bu bacak çevresinde fırfır yapacağız arkadaşlar. Bakın burada görünen şu ilmekler var. Her sırada ilmekler var. Birer zincir yaparak dönüş yaptığımız için de ilmekler daha belirgin. 2 defa iplik doluyorum. Her ilmek içine 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 bakın iki defa iplik doluyorum üç defa da çıkarıyorum bakın gösteriyorum arkadaşlar bir iki ilmeğe tığ takıyorum ilmek aldım çıkardım tığ üzerinde bakın bir iki üç dört ilmek var İki ilmekten çıkardım tekrar ilmek alıyorum İki ilmekten çıkardım tekrar ilmek alıyorum son iki ilmekten çıkardım üç tane bakın ilmek oldu arkadaşlar Tekrar iki defa iplik doluyorum. İkinci ilmekten üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Bakın bir iki, bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bakın bu ilmeğe de üç tane üçlü trabzan yaptım. 2 defa iplik doluyorum. Diğer ilmeğe de 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. İlmekleri üçer defa üçlü trabzanlar yapıyoruz. Her ilmeğe üçer defa üçlü trabzan yaparak devam edelim. Sıra sonuna kadar yapmayacağız. Bakın bunu bu şekilde yerleştireceğimiz için buraya kadar arkadaşlar bakın bu 1 2 3 son 3 sıraya kadar fırfır yaparak devam edelim şimdi diğer bölümü de başlayalım bakın diğer bacak örgüsünde başlayalım İpliğin diğer ucundan da diğer bacak örgüsünü başlıyorum iki bacak örgüsünü bitirelim bakın bunu da buradan başlıyorum 1 2 3. sıradan arka bölüm bakın arka bölümün bu uçta yaptığımız 1, 2, 3 sıraya atlıyorum. Buradan ipliği bağlıyorum. Bir ilmek yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. 2 defa iplik doluyorum. Aynı ilmeğe 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 2 defa iplik doluyorum ikinci ilmeğe de üç tane üçlü trabzan yapıyorum 1 2 3 2 defa iplik doluyorum diğer ilmeğe de üç tane üçlü trabzan yapıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz bu bacağın örgüsünde bakın buraya kadar arkadaşlar bunu sıra başından başladım. Bunu bakın bu patı yaptığım düğme için yaptığım bu sıradan sonra fırfır bölümüne başladım. Sıra sonuna kadar da bunu devam edelim. Her iki bacağın fırfır bölümünü tamamlayalım gelelim. Buradan başladığım fırfır bölümünü bakın düğme dikeceğim bu patın buraya kadar tamamladım. Burada bitiriyorum. İki zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum buranın düzgün bir görüntü olmasını sağlıyorum İpliği kesiyorum bakın arkadaşlar diğer bacak örgüsünü de bakın buradan başladım sıra sonunda bitirdim uçta bitirdim bakın düğme iliği yaptığımız yerde uçta bitirdik bu düğme dikeceğimiz yerde bu patın bitiminde bakın 3. sıradan sonra oldu arkadaşlar Şöyle düğmeyi buraya diktiğimiz zaman şu şekilde görünecek bakın. Çok güzel oluyor. Burayı bitirdik. Şimdi üst bölümü yapacağız. Buraya ön bölümlere de model yapıyorum. Bakıyorum burası düz arkadaşlar. Şimdi bu bu şekilde düz devam edersem iki düz sıra denk gelecek. Onun için bir sıra örgünün tersinden yapıyorum. Şuradan bir ilmek yapıyorum isterseniz burada bağlayabilirsiniz de bir zincir yaptım sağlamlaştırdım bir sıra yarım trabzan yapıyorum bakın her ilmek üzerine bu örgüye başladığımız zincirler arkadaşlar her ilmek üzerine bir sıra yarım trabzan yapıyorum bakın sıra sonuna kadar devam edelim yarım trabzanlar yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bu bir sıra üzerinde 90 yarım trabzan var arkadaşlar. Bakın şu görüntüyü elde etmek için örgünün ters tarafından bir sıra yarım trabzan yaptım. Şimdi model bölümünü yerleştireceğiz ön bölüme. Ön bölümü işaretliyorum. Bakın şu şekilde katladım. bu yan taraflara işaret iğnesi takıyorum. Buraya bir işaret yaptım. Diğer tarafa da aynı şekilde işaret yapıyorum. Tam ortası bakın. Şöyle. Bu işareti yaptığım yere kadar yarım trabzanlar yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Bu işareti yaptığım yere kadar devam edelim. Yarım trabzanlar yaparak bu ilk işaret yaptığım yere kadar tamamladım. Bu işaret yaptığım yere de bir yarım trabzan yapıyorum. Bakın bu işaretler arkadaşlar tam yanlara gelecek şekilde işaret yapmıştım. Şöyle bakın tam köşeler. İkisinin ortasında kaç ilmek olduğunu sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45 ilmek var. Bu iki işaret arasında 45 ilmek var. Benim yerleştireceğim modele göre hesaplamasını yapıyorum. Bakın, buradan itibaren bu işaret yaptığım yere yarım trabzan yaptım. Takip eden 4 ilmek içine yarım trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 işaret yaptığım yerden sonra bakın 1 2 3 4 yarım trabzan oldu buradan itibaren model kurulumunu yapacağız arkadaşlar modeli bu iki trabzan üzerine model kuracağız arada 3 ilmeğin üzerine de yarım trabzan yapacağız modeli de bir ilmek atlayacağız ikinci trabzanı boşluktan alıp trabzan yapacağız geriye döneceğiz atladığımız trabzanı boşluktan alıp trabzan yapacağız ön bölüme ben 8 model yerleştirmek istiyorum bu sayı iyi denk gelecektir tığ üzerine iplik alıyorum Bakın modeli trabzan şeklinde yapıyorum. Bu iki trabzan var. Bunu atlıyorum. Bu trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. iki defa da çıkarıyorum bak. Tığ üzerine iplik alıyorum. Atlama yaptım. Bu trabzana dönüyorum. Boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Uzatarak yaptım bakın arkadaşlar. Tığ üzerine iplik alıyorum. 1 2 3, 3 ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. 1 2 3 3 yarım trabzanı yaptım. Diğer modeli başlıyorum. Bakın 1, 2 1 trabzan hatırıyorum. ikinci trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Atlama yaptığım bu trabzana dönüyorum. boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. 1, 2 trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Geriye dönüyorum. Bu atlama yaptığım trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. 3 ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. 1 2 3 Bakın bu trabzanı atlıyorum. İkinci trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Model kurulumunun hepsini birlikte yapalım. Atlama yaptığım trabzana dönüyorum. Boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. 3 ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Bakın bu trabzan atlıyorum, Bu trab bakın ilmek altında bulunan trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Atlama yaptığım trabzana dönüyorum. Trabzan yapıyorum. Bakın görüntüsü böyle arkadaşlar. Model kurulumu böyle. Küçük bir saç örgüsü şeklinde oluyor. 3 ilmeğe yarım trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 3 yarım trabzandan sonra tekrar model yapıyorum. Bakın bunu altılıyorum ikinci olanı boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum atlama yaptığım yarım trabzanı boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum bakın iki defa da çıkarıyorum 3 ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum 1 2 3 bunu atlıyorum bu yarım trabzanı boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum atlama yaptığım trabzana dönüyorum trabzan yapıyorum 3 ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum 1 2 3 bakın bunu altlıyorum bu yarım trabzanı boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum 1 geriye dönüyorum atlama yaptığım trabzanı boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum Sıra sonunda bakın 1, 2, 3, 4, 5 kaldı bakın işarete kadar. İşaretten önce 4 yarım trabzan yapıyorum. Bakın 1 2 3 4 Burada da işaretten sonra 4 yarım trabzan yaptım. 1 2 3 4 İşaretle birlikte 5 oluyor arkadaşlar. Bakalım. Ön bölüme 8 model yerleştirdim. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 8 model kurulumunu yaptık. Takip edenleri yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Her ilmek üzerine bir yarım trabzan yapıyorum. Arka tarafı modelli yapmıyorum. Bakın diğer ilmekleri de yarım trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. İşaretten sonra da yarım trabzanlar yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar bu sırada arka bölümü yarım trabzanlar yaptım. Ön bölümde model kurulumlarını yaptım. 8 model yerleştirdim. Şu işaretleri de artık çıkarıyorum. Görüntüsü böyle oldu. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. her ilmek üzerine bir yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Yarım trabzanların üzerine yarım trabzanlar yapıyoruz. Sadece bu model bölümünde farklı yapacağız arkadaşlar. Buraya kadar devam edelim. Model bölümüne kadar yarım trabzanları yaptım. Modelin olduğu yerdeyim bakın. Bu modelleri boşluktan alarak normal ikili trabzan yapıyorduk. Yine aynı şekilde yapacağız tığ üzerine iplik alıyorum. Bakın ters tarafta görünüyor. Örgünün ters tarafından yaptığımız için bakın bu boşluktan alarak yaptıklarımız ters taraftan görünüyor. Bu ilk trabzanı atlama yapmıyorum. İlk trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. İkinci trabzanı da yine aynı şekilde bakın ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. üzerine iplik alıyorum. 3 ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. 1 2 3 Bakın bunları boşluktan alarak trabzan yapıyorum. 1 2 2 trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Görüntüsü böyle arkadaşlar. 3 ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. 1 2 3 bu iki trabzanı ters taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum 3 yarım trabzan yapıyorum modeli ters taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum. sol modeli yapıyorum arkadaşlar bakın örgünün ters tarafından boşluktan arıyorum trabzan yapıyorum diğer ilmekler üzerine yarım trabzan yaparak devam ediyorum bakın model daha belirgin oldu bu sırada sıra sonuna kadar devam edelim yarım trabzanları yaparak sıra sonuna kadar tamamladım son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Örgünün düz tarafındayız. Bakın yine yarım trabzanlar üzerine trabzan yapacağız. Bu boşluktan alarak yaptığımızda tekrar çapraz görüntü yapacağız arkadaşlar. İlk ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Bu ilk modele kadar devam edelim. İlk modele kadar yarım trabzanları yaptım. Burada modelimizi yapıyoruz. Bakın bu trabzanı atlıyorum. Bu ikinci trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Atlama yaptığım bu trabzanı dönüyorum. Boşluktan alıyorum. 3 ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Modelde bulunan bakın bu trabzanı atlıyorum. Bunu atlıyorum. İkinci trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Atlama yaptığım trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Yine çapraz bir görüntü yapıyoruz. 3 ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Bakın İlk trabzan atlıyorum İkinciyi boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Atlama yaptığım trabzana dönüyorum. Trabzan yapıyorum. 3 ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde yine bu ilk sırada yaptığımız gibi çapraz görüntü elde ediyoruz arkadaşlar. Modellerde bunu atlayıp İkinciyi boşluktan alıp trabzan yapıyoruz. Geriye dönüyoruz. Atlama yaptığımız trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyoruz. Arada 3 ilmeği yarım trabzan yapıyoruz. Bu şekilde devam edelim. Bakın bu düz olanları da yarım trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar. Bu sırada yine yarım trabzanlar üzerine yarım trabzanlar yaptık. Model bölümünde de yine boşluktan alarak trabzan yaptık. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklerde yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Modellere kadar devam edelim. İlk modele kadar yarım trabzanları yaptım. Bakın örgünün ters tarafındayım. Bu iki trabzanı ters taraftan yani buradan düz görünüyor. Boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. 3 ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Bu iki trabzan bakın modeli ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Üç yarım trabzan yapıyorum. Bunu da yine ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Modelleri ters taraftan iki trabzanı boşluktan alıp trabzan yapalım. 3 ilmek üzerine de yarım trabzan yapalım. Bunların üzerinde yine yarım trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmek ile ilk yaptığım bu ilmeği ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın buranın görüntüsü böyle arkadaşlar. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Örgünün düz tarafındayım bak. Diğer ilmekleri de yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Yarım trabzanların üzerine yarım trabzanlar yapalım. Bunu da bakın bir ilmek atlayıp bunu boşluktan alıp trabzan yapalım. Geriye dönelim bunu boşluktan alıp trabzan yapalım. Düz tarafında yaptığımız gibi çapraz örgüler yapacağız arkadaşlar. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmek ile İlk ilmeği ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Bakın, örgünün ters tarafındayız. Bir yumak iplik, bakın burada bitti arkadaşlar. ipliği kesmedim ucunu. Burada ikinci yumak ipliğe başladım. Bu sıradan itibaren ikinci yumak ipliği kullanıyorum. İlk ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklerde yarım trabzan yaparak devam ediyorum. modeli kadar yarım trabzan yapalım. Modellerde bakın bu iki trabzanı örgünün ters tarafından boşluktan alıp trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmek ile ilk yaptığım bu ilmeği ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. İpliği kesiyorum arkadaşlar burada. Arka bölümün görüntüsü böyle oldu. Ön bölümün görüntüsü böyle. Buradan itibaren ön ve arka bölümleri ayıracağız, kol bölümlerini ayıracağız arkadaşlar. İlk önce ön bölümü örelim, daha sonra arka bölümü yaparız. Bakın, model başladığım buradan. 2 ilmek öncesinden. İpliği bir defa bağlıyorum. Buradan bir ilmek yapıyorum, bir zincir yapıyorum, yarım trabzan yapıyorum, iki yarım trabzan yapıyorum buraya. Modelleri yine aynı şekilde devam ediyorum. Bakın bir ilmek atlıyorum, ikinci trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Geriye dönüyorum. Atlama yaptığım trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. 3 ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Modeli yine bakın çapraz model yapıyorum. Üç ilmeğe yarım trabzan yapıyorum. bir trabzan atlıyorum boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum geriye dönüyorum atlama yaptığım trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum modeli aynı şekilde devam ediyoruz bu sıra sonunda da bakın bu modelden sonra iki yarım trabzan yapacağız buraya kadar devam edelim ön bölümün örgüsünü bakın modellerin üzerinden yaparak son modele kadar tamamladım sıra başında bakın burada modelden önce iki yarım trabzan yaptım burada da iki yarım trabzan yapıyorum 1 2 Bir zincir yapıyorum Örgüyü çeviriyorum buradan geriye dönüyorum İlk ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum 2. ilmek üzerine de yarım trabzan yapıyorum 2 yarım trabzan yaptım Modelleri bakın örgünün ters tarafından boşluktan alıyorum Trabzan yapıyorum 3 ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Modeller hiç değişmiyor. Hep aynı yapıyoruz arkadaşlar. Görüntüsü bakın böyle. Sıra sonuna kadar bakın buraya kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda bakın modelden sonra iki yarım trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Örgünün düz tarafındayım. İlk iki ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Modelin üzerinde bakın çapraz örgü yapıyorum. Arada yine 3 yarım trabzan yapıyorum. Modeli bir ilmek atlıyorum. Trabzan yapıyorum. Geriye dönüyorum. Trabzan yapıyorum. 3 ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Ön bölümün örgüsü bu 8 model kenarlarda ikişer ilmek yarım trabzan yaparak devam edecek. Yaka kesimi yapacağımız yere kadar bu şekilde model sırasını tekrarlayarak devam edelim. Ön bölümün örgüsünü yaka kesimi yapacağım yere kadar bakın model sırasını tekrarlayarak tamamladım. Kas sıra model sırası yaptığımı sayıyorum. Bakın buradan sıra olarak sayıyorum arkadaşlar kol kesimi yaptım Buradan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sıra oldu buradan itibaren bu ön bölümde yaka kesimi yapıyorum santimetre olarak da ölçüyorum ölçtüğüm zaman 8 santimetre yükseklik var inç olarak soran yabancı arkadaşlar var Bakın arkadaşlar inç olarak ölçtüğüm zaman 3 inç. Bu yüksekliği ölçmeyi unuttum. Bakın burayı da ölçüyorum. Ölçtüğüm zaman 18 santimetre inç olarak ölçüyorum. 7 inç. Buradan itibaren yakada kesme yapacağız. Omuz bölümlerini işaretleyeceğiz arkadaşlar. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk iki ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Bu ilk modeli yapıyorum. Bakın, bir ilmek atladım, ikinci trabzanı yaptım, geriye döndüm, atlama yaptım, trabzanı yapıyorum. 3 yarım trabzan yapıyorum. bu modeli yapıyorum. Trabzan, yarım trabzanları yapıyorum. Bakın bir, iki yarım trabzan yaptım. Üçüncü yarım trabzanı bu ilmek ile birlikte yaparak kesme yapıyorum. Bakın burada. Şu şekilde üçüncü yarım trabzanı yapıyor gibi çıkardım. Bekletiyorum. Bakın bu modelin üzerinde bulunan ilmekten ilmek aldım. Çıkardım. Tığ üzerinde 4 ilmek var. Hepsinin içinden bir defa da çekiyorum. Burada bir ilmek kesmesi oldum. Bakın burayı yaka olarak yapacağız arkadaşlar. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu iki ilmeği birlikte yapıyoruz. Tığ üzerine iplik alıyorum. ilmekten çıkardım. Bekletiyorum. İkinci ilmekten aldım. Bakın tığ üzerinde 4 ilmek var. Hepsini bir defa da çekiyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bakın bu modelde görünen trabzanları ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar aynı devam ediyorum. 3 yarım trabzan yapıyorum. Modeli ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Son iki ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Bir, iki. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Bakın tekrar model sırasındayım. İki ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Modeli yapıyorum. 3 yarım trabzan yapıyorum. 1 2 3 Bakın bu modeli yapıyorum yine. Bu son ilmek üzerine bir yarım trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine bir yarım trabzan yapıyorum. Modelde bulunan trabzanları bakın ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. 3 yarım trabzan yapıyorum. son iki ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum kol tarafında kesme yapmadım sadece yaka tarafında kesme yaptım bakın omuz için bu yeterli arkadaşlar siz bu yaka daha derin olsun istiyorsanız bir sıra daha bu şekilde model yaparak devam edebilirsiniz model yapıp geriye dönebilirsiniz burası biraz yüksek olur yaka daha açık olur ben çok açık olsun istemiyorum ipliği kesiyorum Bakın. Yuvarlak bir görüntü elde ettik burada gördüğünüz gibi. Şimdi diğer tarafı da burada yaptığımız gibi omuz bölümünü yapacağız. Bakın buna şuradan itibaren kesme yaptım yakada. Diğer tarafta da aynı sayıyorum. Bakın 1, 2, 3. model. 1, 2, 3. model. 3. modelin bakın şu trabzanın üzerinden bir defa iplik bağlıyorum buradan bir ilmek yapıyorum bir zincir yapıyorum bu ilk ilmeği atlıyorum arkadaşlar bakın burada bunu kesme yapıyorum ikinci ilmeğe yarım trabzan yapıyorum bu ilmeğe de yarım trabzan yaptım iki yarım trabzan oldu modeli yapıyorum bakın boşluktan alıyorum trabzan boşluktan alıyorum trabzan 3 ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum yeah. modeli yapıyorum yeah. kol tarafından bakın 2 ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum 2 ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum 2 trabzanı ters taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum 3 yarım trabzan yapıyorum 2 trabzanı ters taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum sıra sonunda bakın iki ilmeği birlikte yapıyorum kesme yapıyorum bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum ilk ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum modelin üzerinde bakın bir ilmek atlıyorum ikinci trabzanı boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum atlama yaptığım trabzana dönüyorum trabzan yapıyorum 3 yarım trabzan yapıyorum modelde 1 trabzan atlıyorum 2 trabzan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum geriye dönüyorum trabzan yapıyorum kol tarafında 2 yarım trabzan yapıyorum bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum ilk iki trabzanın üzerine yarım trabzan yapıyorum model üzerinde bulunan trabzanları ikisini ters taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum 3 yarım trabzan yapıyorum modelin ters tarafından bakın boşluktan alıyorum iki trabzan yapıyorum son trabzanın üzerine yarım trabzan yapıyorum bakın buranın aynısı oldu ipliği kesiyorum bakın yuvarlak bir yaka kesimi yaptık burada. Kesimlerde dikkat etmeniz gereken arkadaşlar bakın bu modelden sonra burada bir yarım trabzan bakın burada da bir yarım trabzan kaldı. Bu şekilde iki yarım trabzan kesmesi yaptım bakın burada 1 2 1 2 İlk yarım trabzan kesmesini atlama yaparak yaptım. İkincisinde birlikte yaparak bakın Ön bölümü tamamladık. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi arka bölümü yapacağız. Arka bölümü iki parça şeklinde yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Arkadan düğmeli yapıyorum. Giydirmesi kolay olsun. İşaret yapıyorum. Arka bölümü nereden yapacağıma bakın. Şu, şu şekilde katladım. Kolların geldiği buradan iyi olacaktır. ilmek sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8ye işaret takıyorum Diğer taraftan da 8 say, bakın 7 sayıyorum 8 işaret yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 bu iki işaret arası arka bölümü olacak kaç ilmek olduğunu sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 ilmek var. 18 bir arka bölüm, 18 diğer arka bölüm olacak. Bu ilk işareti yaptığım yerden iplik bağlıyorum. Buradan ilmek yapıyorum. Bir zincir yaptım, sağlamlaştırdım. İlk ilmek üzerine bakın işaretli olan ilmeğe yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere de yarım trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 yarım trabzan yaptım. Buradan geriye dönüyorum Bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklerde yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar yarım trabzanlar yaptım Bu bir sıra üzerinde 18 yarım trabzan var arkadaşlar. Bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum her ilmek üzerine birer defa yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. Yine 18 yarım trabzan olacak. Bir zincir yapıp geriye dönelim. Arka bölümün örgüsü bu düz şekilde devam edecek arkadaşlar. Ön bölümün bu kol sırasını bakın burayı kas sıra yaptıysanız arka bölümünde aynı sırada olması gerekiyor. Arka bölümün örgüsünü tamamlayalım gelelim. Arka bölümün örgüsünü 18 yarım trabzan ile 14 sıra olarak yaptım. Sayıyorum bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ön bölümün bakın bu kol tarafını 16 sıra yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Burayı da 16 sıra yapacağız. Burada omuz bölümü ayırmak istiyorum. Bakın arkadaşlar. Ön bölümde kaç ilmek olduğunu sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. 10 ilmek var. Buradan da 10 ilmeği omuz bölümü için yapıyorum. Sıra sonundayım. Bakın kol tarafındayım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 10 yarım trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 yarım trabzanı yaptım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Üzerine yarım trabzanlar yapıyorum. 10 yarım trabzan oluyor yine arkadaşlar. 10 yarım trabzanı sıra sonuna kadar yaptım. Bakın 2 sıra oldu. Şu şekilde burayla birleştireceğiz. Bakın ön bölümle. Birleştirmesini de yapalım isterseniz. Bakın şöyle yerleştirdiğim zaman örgünün ters tarafından birleştiriyorum. Şöyle çeviriyorum bakın. Örgünün ters tarafı oluyor. Kol tarafındayım yine. Bu kol tarafında bulunan bakın ön bölümde İlk ilmeğe tığ takıyorum. Tığdan çıkardığım bu ilmeği o ilmek içinden çekiyorum. Bir zincir yaptım sağlamlaştırdım. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bakın bu ilmeğe tığ taktım. Karşıdan da ilk ilmeğe tığ taktım. Sık iğne yapıyorum. Sık iğne olarak birleştiriyorum. İkinci ilmeğe tığ takıyorum. Karşıdan da ikinci ilmeğe tığ takıyorum. Sık iğne yapıyorum ilmekleri karşılıklı denk gelecek şekilde yapıyorum bakın Son ilmekleri birleştiriyorum. Düz tarafının görüntüsü bakın böyle. İpliği kesiyorum. Şu şekilde bir zincir yaptım, ipliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar, bir tarafını birleştirdik. Şimdi diğer arka bölümü de yapalım. Diğer arka bölümün örgüsünü buradan başlıyorum. Burayı 18 yarım trabzan yaptım. Bakın burada da 18 ilmek var. Bu ilk ilmeğe ipliği bağlıyorum. Buradan bir ilmek yapıyorum. Bir zincir yaptım, sağlamlaştırdım. Aynı ilmek içine yarım trabzan yapıyorum. İkinci ilmeğe yarım trabzan yapıyorum. Her ilmeğe bir yarım trabzan yapıyorum. 18 yarım trabzanı bu işaretli yere kadar yapalım. İşaret yaptığım yere kadar yarım trabzanı yaptım. Bir sıra üzerinde 18 yarım trabzan var arkadaşlar. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Yine yarım trabzanlar yapıyorum bakın her ilmek üzerine bir yarım trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bir zincir yapıp geriye dönelim. Bu arka bölümü yaptığımız gibi yapacağız arkadaşlar. Bunu bu omuz kesimi yaptığım yere kadar 14 sıra yaptım. Bu arka bölümün örgüsünü de 14 sıra olarak tamamlayalım gelelim. Arkanın diğer bölümünde 18 yarım trabzan ile 14 sıra yaptım. Bakın burayı 14 sıra yaptım. Burayı da 14 sıra arkadaşlar. Sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şimdi bu 10 yarım trabzan yapacağımız yeri yapacağız. Bakın buradayım. Bu 10 yarım trabzanı buraya yapmam gerekiyor. Oraya kadar ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın ilk ilmek üzerine tığ takıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Şu şekilde bakın tığ takıyorum ilmek alıyorum tığ üzerinde bulunan ilmekten de çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 8 ilmek kaydırma yaptım Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek kaldı. Bunların üzerine yarım trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum 10 ilmek üzerine yarım trabza yapıyorum son ilmek üzerinde yarım trabzan yaptım bakın bir sıraya 10 yarım trabzan yaptım arkadaşlar Şimdi diğer ön bölüm ile birleştirelim. Bakın burayı birleştirdim. Burayı da birleştiriyorum. Şöyle bakıyorum. Bakın ön bölümle birleştirdiğim zaman şu şekilde çeviriyorum. Bu ilk ilmeğe bakın yaka tarafından ilk ilmeğe tığ takıyorum. Tığdan çıkardığım ilmeği onun içinden çekiyorum. Bir zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. ilmekleri karşılıklı alarak sık iğne ile birleştiriyorum her ilmeği karşılıklı alıyorum bakın arkadaşlar ilmek kaydırmamaya dikkat edelim yoksa görüntü olarak güzel görünmez burası ilmeklerde karşılıklı denk gelmez o zaman birleştirmesini yaptık. İpliği kesiyorum burada. Bakın, omuzlardan da birleştirdik arkadaşlar. Şimdi kol çevresinden de fırfır bölümü yapıyorum. Bu bacak örgüsünde yaptığım gibi fırfırlar yapıyorum kol altından başlıyorum. Herhangi bir ilmekten başlayabilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. İplik bağlıyorum. ilmek yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. 1, 2, 3. Burada yaptığım gibi üçlü trabzanlar yapıyorum. 2 defa iplik doluyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Her ilmeğe ikişer defa veya üçer defa üçlü trabzan yapabilirsiniz arkadaşlar. Fırfırın yoğunluğu tercihinize göre bunu sık veya az yapabilirsiniz. Bakın aynı ilmeği 2 üçlü trabzan yaptım. 3 de zincirde bir üçlü trabzan oluyor. Diğer ilmeğe de 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu ilmek üzerine de 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. ilmeğe 3 tane üçlü trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Kol çevresinde üçlü trabzanlar yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmeği de 3 tane üçlü trabzan yaptım. Bu ilmek ile ilk yaptığım bu ilmeği ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın sırayı birleştirdim. İpliği kesiyorum. şu şekilde içinden çektim bakın ilmeği ilk ilmeğin buradan tığı takıyorum bakın şu şekilde içinden çekiyorum buranın düzgün görünmesini sağlıyorum örgünün ters tarafından ilmekler arasından ipliğin ucunu kaybediyorum içerisinden çekebiliriz bakın kol örgüsü böyle oldu arkadaşlar. Diğer kolun örgüsünü de ben bakın yaptım. Kolun fırfır bölümlerini tamamladım. Şimdi yaka çevresini yapalım. Yaka çevresini yaparken buraya da düğme için düğme ilikleri yapıyorum. Bu orta noktadan başlıyorum. Bakın. Birleştirme yaptığımız bu arka bölümün birleştirme yaptığımız buradan ipliği bağlıyorum. Bir ilmek yapıyorum bir zincir yaptım ilk ilmek içine bakın sık iğne yapıyorum buraya yapıyoruz arkadaşlar sık iğneyi ikinci ilmeğe sık iğne yapıyorum ilmekler içine sık iğneler yapıyorum iki düğme viriti yapmak istiyorum. Birisini buraya, birisini de orta noktaya yapacağız arkadaşlar. Siz isterseniz bir tane de yapabilirsiniz. Bakın, buraya yaparsam iyi olur. Sık iğneden sonra düğme için 5 zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bakın düğme iliği için 5 zincir yaptım buraya. Diğer ilmeklere sık iğne yaparak devam ediyorum. Bakın diğer düğme iliğinde buraya yapıyorum ben. 5 zincir yapıyorum düğme iliği için. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum yanında bulunan ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bakın iki düğme iliğini yaptım. Şuraya arkadaşlar karşıya da düğmelerini dikeceğiz. Yakanın bu ilk başlangıcı olan bakın buraya bir sık iğne yapıyorum. Yakanın çevresinde pıtırcık modelleri yapıyorum arkadaşlar. İlk ilmek üzerine bir sık iğne, iki zincir bir sık iğne yapıyorum. Bakın aynı ilmeğe yaptım. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde pıtırcıklar oluşuyor bakın. Yaka sonuna kadar devam edelim. Yakanın çevresinde pıtırcık modelleri yaparak bakın diğer uç noktaya kadar tamamladım. Buraya da bir pıtırcık modeli yaptım arkadaşlar. Burayı da sık iğne olarak devam ediyorum. Burada yaptığım gibi buraya da sık iğne yapıyorum. Bakın. İlk ilmeğe sık iğne yapıyorum. Diğer ilmekleri de bakın gördüğüm ilmeklere sık iğne yapıyorum. Bu ilk başladığımız yere kadar devam edelim. Sık iğneler yaparak bakın ilk başladığım buraya kadar tamamladım. Bu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı bitiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar. Burası böyle oldu. İpliğin ucunu ters taraftan şu şekilde ilmekler arasından kaybedebiliriz. Düğmelerini de diktim ben bakın buraya. İki düğme iliği yaptım. Tam karşılarına gelen yere düğmelerine diktim. Takıyorum düğmeyi. Ben böyle bir düğme dikmeyi tercih ettim. Siz tercihinize göre istediğiniz gibi dikebilirsiniz bu düğmeyi arkadaşlar. düğmesini taktığımız zaman arka bölümün görüntüsü böyle. Yakanın görüntüsü de böyle oldu bakın. Kolların görüntüsü böyle. Böylece örgümüzü tamamlamış olduk. Çok şirin oldu gördüğünüz gibi. Buraya da düğmelerini diktim arkadaşlar. Bakın düğme iliği yaptığım buranın karşı patın 3 tane düğme yaptım. Bununla birleştiriyorum. düğmesini taktığımız zaman böyle. Bacak görüntülerde böyle oluyor bakın. Çok güzel, çok şirin bir tulum yaptık arkadaşlar. Bitmiş olarak size ölçülerini söylüyorum. Kol altının buradan gövde genişliğini ölçüyorum. 24 santimetre. Yüksekliğini ölçüyorum. Bakın kol altının buradan bacak örgüsünün buraya kadar olan yüksekliği ölçüyorum. 18 santimetre. Inç olarak da ölçüyorum arkadaşlar. 7 inç. Bakın genişliği de inç olarak ölçüyorum. Bu inç ölçülerini inç ile çalışan arkadaşlar için söylüyorum. 9 buçuk inç. Tam yüksekliğini ölçüyorum. Bakın buradan A ortasına kadar olan yükseklik 40 santimetre. Inç olarak ölçüyorum. 15 inç. Kol yüksekliğini ölçüyorum arkadaşlar. Bakın buranın kol yüksekliğini ölçüyorum. 11 santimetre. Ah ortasının burayı ölçüyorum. Bakın fırfırlarla birlikte 11 santimetre. Bu ölçüde 6 aylık bebek için güzel bir ölçü. Benim size söylemiş olduğum bu ölçü standart ölçü arkadaşlar. Sizin bebeğiniz kilo bir bebekse, gelişimi güzel bir bebekse 3 aylık bebek için olur. Zayıf bir bebekse 1 yaşına kadar çok rahat kullanabilir. 1,5 adet de iplik kullandım arkadaşlar. Böylece bir örgü anlatımının da sonuna gelmiş oldum. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklinde dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı da yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.